Merhaba arkadaşlar. Daha önce kanalımızı izleyenler anımsayacaktır. Her centilmenin bilmesi gereken 5 adet saat stilinden bahsetmiştik. Neydi bunlar? Dilerseniz birlikte söyleyerek hatırlamaya çalışalım. 1. Dalgıç saatleri vardı. 2. Sürücü saatleri. 3. Pilot saatleri. 4. Casual saatler. 5. Dress watch'lar. Ben bu videoda her saat stili için tek adet saat önerisinde bulunacağım sizlere. Nispeten uygun fiyatlı saatleri seçmeye çalıştım. Tabii bu saatlerin pahalı versiyonları da var arkadaşlar. Aralarında sadece 2 tanesinin fiyatı diğerlerine göre farklı diyebilirim. Bunları da aslında hemen size sebepleriyle birlikte hangileri olduğunu söyleyeyim. Sürücü saati arkadaşlar. Sürücü saatleri pahalı saatler çünkü pek fazla üretilmiyor. Üreten markalarda fütüristik modeller üreten MB&F, Parmigiano gibi markalar. Modellerin fiyatları da 50 bin doların da üzerine olabiliyor. O yüzden benim size önereceğim saatin fiyatını duyunca iyi bir alternatif olduğunu anlayacaksınız. Keza pilot saatleri de pahalı saatlerdir arkadaşlar. Fakat benim önerdiğim fiyat skalasında başka pilot saatleri, marka ve modelleri sizler de bulabilirsiniz. Zaten kanalımızda da bunu istiyoruz. Yorumlar bölümünde sizlerin de önereceği saat markalarını duymayı çok istiyoruz. Dilerseniz hemen ilk saat önerimizden başlayabiliriz. İlk saatimiz Amida Digitrend. Bu bir sürücü saati, yani driver's watch. Bu saatin en büyük özelliği aracınızı kullanırken direksiyondan kolunuzu kaldırmadan zamanı okumanızı sağlaması. Hemen direkt kolumuzda bunu nasıl yaptığımızı gösterelim sizlere. Gördüğünüz gibi kolunuzu direksiyondan kaldırmadan okumanızı sağlayan bir saat bu. Prizma şeklindeki akrilik camı sayesinde yatay şekilde yerleştirilmiş disklerin üzerindeki rakamları dik bir açıdan okumanızı sağlıyor. 17 jewel'lı elle kurmalı mekanik Swiss made bir saat. Jumping hour, yani sıçrayarak ilerleyen rakamlarıyla zamanı gösteriyor. Hemen şuradan da nasıl ilerlediğini size gösterelim. Gördüğünüz gibi dakika ilerledikçe saat göstergesi de sıçrayarak ilerleyecek. Kasa arkası paslanmaz çelikten. Onun dışında kasası komple kromla kaplanmış. Bu saatte şu an orijinal kayış yerine GB Champion özel kayışı bulunuyor. MB&F'in Horological Machine saatlerinin bu modelden esinlendiği söylenmekte. Genelde yeni ve modern sürücü saatlerin fiyatları son derece pahalı oluyor diyebiliriz. Hatta MB&F H&M'in mesela fiyatı 63 bin dolar civarında. Amida'yı ise 300 ila 400 euro arasında bulabilirsiniz. En büyük handikapı da o zaten bulunabilmesi. Çoğu arkadaşlarımız nereden bulabileceğiz diye soracak biliyorum ama gerçekten bulması çok zor. Devamlı Chrono 24 gibi siteleri kovalamanız gerekiyor. Patentleri de bulunan son derece orijinal bir saat. Pilot saati önerisi için de Laco markasının Neapel modelini seçtim. Type A dediğimiz pilot saati görünüme sahip. Turuncu tonda Superluminova özelliğine sahip rakamları ve figürleri bulunuyor. Safir bir camı var ve kasası paslanmaz çelikten. 5 ATM'e kadar su geçirmezlik özelliğine sahip. Saatin saat 6 yönünde Made in Germany ibaresini görebilmektesiniz. Aynı şekilde saatin 12 yönünde ise logosunu görmekteyiz. Miyota mekanizmaya sahip. Kayışı orijinal değil, yine turuncu ipliklere sahip başka bir kayışla değiştirdim. Arkadaşlar, pilot saatleri de tıpkı sürücü saatleri gibi pahalı saatlerdendir. Bu saati 390 dolar gibi bir parakende satış fiyatına bulabilirsiniz. Saatimizin çapından da bahsetmek istersek 42 mm bir çapa sahip. Pilot saati olduğu için de okunabilirliği son derece yüksek. Kurma kolunu hemen şöyle açıp size nasıl kurulduğunu da gösterelim.
hemen saat 12 yönünde de pilot saatlerinin en önemli özelliklerinden bir tanesi yön bulmakta yarayan üçgeni görebilmekteyiz. Bu saatte kurma kolunu çektiğinizde saniye ibresi hala çalışmaya devam ediyor. Durabilirdi ama çok da benim için önemli değil. Kasasının arkasını size son bir defa gösterelim. Miyoto mekanizmasını ve burada Lacoste yazısını görebilmektesiniz. Saatte 21 adet jewels varmış. Otomatik, son derece şık bir pilot saati. Dress watch olarak bir gömleğin altına giyilebilecek klasik görünümlü saat önerisi için Ornament Bambino'nun Rose Gold tonundaki bu saatini seçtim. Paslanmaz kasası ve deri kahverengi bir kayışı var gördüğünüz gibi. 40 saatlik bir güç rezervi bulunuyor. Domed, yani hafif bombeli dediğimiz bir cama sahip mineral bir camı var. Dakika indekslerini kadranda görebilmektesiniz. Saat 3'ünde şurada da gördüğünüz gibi bir tarih penceresi bulunuyor. Water resistant, yani denize girip pek yüzmek için uygun olduğunu söyleyemeyiz. Son derece şık. Kasa çapı da büyük bir saat. Japon in-house mekanizmaya sahip. Dress watch kategorisi içinde en uygun modellerden bir tanesi. Dalgıç saati önerisi için de tabii ki de Seiko SKX'in bir modelini seçtim. Tek yönde hareket eden unidirectional bir bezeli var. Siz de sesini duyuyorsunuz. 200 metreye kadar su geçirmezlik özelliğine sahip. Hemen bu bölümde yazıyor zaten. Otomatik bir saat. Saat 3 yönünde tarih ve gün göstergesini görebilmektesiniz. Kurma kolu ise diğer saatlerden farklı olarak saat 4 yönünde. Screw-down, yani vidalı bir kurma kolu var. Paslanmaz çelik kasası ve kordonu bulunuyor. İndeksleri suyun altında okunabilmesi için parlak ışık verebiliyor. Dediğim gibi Pepsi bezele sahip. Dalgıç saati denilince ilk akla gelen modellerden bir tanesi. Size kasa arkasında hemen gösterelim. Seiko'yu biliyorsunuz, fiyat ve performans anlamında en önemli markalardan biri olarak anılıyor. Casual saat önerisi için, yani günlük bir kıyafetin ya da kotun üstüne giyilebilecek bir saat önerisi için Swatch markasını seçtim. Bu saat quartz pilli bir saat. Swatch birçok ikonik modele imza atmış, hatta İsviçre saat sektörünü quartz krizinden kurtarmış bir marka. Swiss made. Sizin de gördüğünüz gibi tamamen siyah tonda bir saat. Saatin 3 yönünde yine tarih ve gün göstergesini görebilmektesiniz. Kullanımda son derece rahat. Hemen kolunuza rahatlıkla oturabilecek bir kayışa sahip. Gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Beğendiyseniz lütfen like etmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.